geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Yamaha Tracer 700'ün korkuluk demiri birazcık eğilmiş. Hafif bir yan yatma birazcık eğilmiş ama çözüm bizde. Hadi ya Allah, bismillah. Buyurun başlıyoruz. Problemimiz şu, birazcık şuralardan şöyle minik bir yan yatma dolayısıyla birazcık içe doğru yamulmuş. Orijinal haline bakacak olursak iki parmak boşluk var. Burada tam yaslanmış. Kranaja zarar vermemiş. Sadece şurada birazcık bu sis farı birazcık çizikler oluşturmuş. Olur. Canımıza bir şey olmasın. Canımız sağ olsun. Öncelikle bu korkuluğumuzu bir sökelim dostlar. Yeniler bilmeyebilir. Eskiden bunlara korkuluk denirdi. Oradan yorum gelmesin. Ya abi işte korkuluk götünden element uyduruyorum falan mevzularına kadar gidiyor iş. Dolayısıyla koruma demiri, korkuluk, bunlar hep aynı görevi görür arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Bu işlem içinde arkadaşlar 1 adet 12 lokma, 1 adet 17 lokma ve 1 adet 10 alyana ihtiyacımız var. Hadi hızlanalım. Şimdi arkadaşlar eğik yer zaten belli. Eğik yer. Bakın şurası şöyle dönmüş. Biz bunu şöyle döndüreceğiz. Şöyle düzelteceğiz. Dolayısıyla bu da şöyle yatmış. Onu da birazcık şöyle düzelteceğiz. Bu işlem için mengeneyi kullanacağız. Mengenenin ağzı tırtıklı bir yapıda. Dolayısıyla da çizik oluşturuyor. Onun oluşmasını istemiyorum. Ben kalın bir deri parçası kullandım. Ve malzemeyi olabildiğince tam mengenemin 0'a 0 ayarlayıp o şekilde sıkacağım. Evet, şimdi elle asılmayı deneyeceğim. Eğer elle asılmayla olmazsa şuraya bir şey takıp böyle manila gibi öyle de güç aldırıp deneyeceğim. Bir ayağımı şuraya dayadım. Ve şöyle asıldım arkadaşlar. Baya bir geldi. Şimdi yerine götürüp evet, eğikliği baya bir bakın. O sesi baya gitti. Şimdi kontrol edelim. Bu aşamayı hep böyle minik dokunuşlarla kontrol ede ede gideceğiz. Yoksa çünkü ince ayar istiyor. İnce ayar istedikçe dolayısıyla evet, arası bayağı açıldı ama öbür tarafta ne kadar boşluk vardı? Burada bir parmak giriyor. Burada bir parmak giriyor. Öbür tarafta ne demiştik? Arasındaki boşluk evet, iki parmak arkadaşlar. Yani bir parmak daha eğmemiz lazım. Biraz daha asılalım. Ayağımı yine dayadım çünkü tezgahım geliyor. Bana doğru sabit değil. Evet, bayağı geldi. Bir daha kontrol edeceğiz. Bayağı gelmiş. Hatta biraz fazla bile olmuş. Nasıl yapacağız? Buraları da düzeltmemiz lazım. Buralarda şöyle içe doğru yamuk. Bunlar da aynı şekilde bağlayalım ve asılalım arkadaşlar. Eğilen tarafın ters istikametine doğru. Evet, aynı şekilde burayı da. Evet, bir de buradan asılalım. Bir daha test edelim. İşlem aslında en güzel üzerinde doğrultur ama üzerinde olmadığı için maalesef
bir yerini yaparken bir yeri kaçabiliyor. Dolayısıyla böyle yavaş 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 deneme yanılma yöntemiyle bunu çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet. Hiç kolay olmadı ama git gel doğrult, git gel ölç, git gel ölç derken yaptık yaptık ama bir de bana sorun arkadaşlar. Evet, bakın gördünüz mü? Artık korkuluğumuz vidalarını sıkabiliriz arkadaşlar. Evet, bu keyif ıslığıydı. Hadi bakalım. Sabır, aşk, bunları birleştirirseniz işte böyle sonuç çıkar arkadaşlar. Evet, doğrulttum, rötuşunu yaptım, güzelce oldu. Daha profesyonel işler de olabilir, tamamen işte tekrar boyasını sıyırıp tekrar boyama gibi gibi ama benim imkanlarım bu kadar. Yani o kadar çok böyle boya kaldırıp statik boyayla orijinal böyle güzel boyamak benim maalesef imkanım yok. Elbette ki öyle de yapsak 10 numara 5 yıldız olur ama biz elimizden geldiği kadar iki burası. Evet, elimizden geldiği kadar ayarını verdik, yaptık. Tabii sispari birazcık sağa doğru kaymış. Onu ayarlayacağız dostlar. Evet. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışma için bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Aşkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın dostlar.